Teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biri olarak ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde ondan emanet olan makamına sahip çıkan, görev yapan çok değerli örgütümüzün il başkanları, çok kıymetli büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarım, sizleri baba evinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde merkez yönetim kurulu üyelerimizle, gölge kabine bakanlarımız ve idari MYK üyelerimizle, Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubundaki grup başkan vekillerimizle birlikte ağırlamaktan, parti meclisi üyelerimizle birlikte ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Böyle bir günde bu 650 kişilik salonda seçilmiş belediye başkanları ve il başkanları ile birlikte bu salonu hınca hınç doldurabilmenin, koltuklarında oturan her bir kişinin ilçe seçim kurullarından, il seçim kurullarından aldıkları mazbatalarıyla seçilmiş birer Cumhuriyet Halk Partili olmasının verdiği gururu yaşıyorum. Gün oldu bu parti baraj altında kaldı. Gün oldu çelengi il başkanları kendileri taşıdı. Ama 81 ilde, 973 ilçede Atatürk'ten emanet bu bayrağı yere düşürmeden bugünlere taşıyan ve onların sayesindeki baba evi herkesin içine doğduğu, büyüdüğü, kiminin Irak'ta, kiminin yakında durduğu, kiminin büyüğünü aradığı, kiminin küçüğüne razı olduğu ama başı sıkışan herkesin çorbasının kaynadığını, bacasının tüttüğünü bildiği ve bir gün ihtiyaç duyarsa kapının kendisine açık olduğunu bildiği yerdir baba evi. Bu baba evinin tapusu kimse de değildir. Ne Özgür Özel'dedir, ne önceki diğer genel başkanlarımızdaydı. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte burada o baba evinin çorbası kaynasın diye yıllardır o baba evine sahip çıkanların, bacası tütsün diye odun çekenlerin, aramızda olmayanları rahmetle, yaşayanları minnetle anarak bizi bugünlere getiren, partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapabilmemiz için en kötü günde bu partiye sahip çıkanlara, en zor zamanlarda üstlendikleri görevleri layıkıyla yapıp milletimize burayı yönetiyorlarsa burayı da yönettirelim, orada o hizmet varsa bizde neden olmasın dedirtecek kadar en iyi kamu görevlerini liyakatle, kanunlara, vicdana, ahlaka, sadakatle, şeffaf, açık bir şekilde yapan ve geçmişte yerel yönetimlerde görev alıp bugün bu salonu hınca hınç dolduracak kadar çok mazbatayı almamızı, milletin teveccühünü kazanmamızı sağlayan emeği geçen geçmiş dönem tüm belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli il başkanlarımla, belediye başkanlarımla birlikteyim. Yerel seçimlerin sonunda 14 tane büyük şehri, 21 il merkezini kazanarak toplam 35 ilde belediyeleri kazandık ve en yakın takipçimizden 11 fazla il belediyemiz var.
314 ilçede, 60 beldede, 409 belediyeyi hep birlikte kazandık. 4 milyon seçmenin desteğiyle %38 oy oranına ulaşarak partimizi hep birlikte Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Partimiz artık her bölgeden, toplumun her kesiminden, Türkiye'nin tüm demokratlarından oy alabilen bir siyasi partidir. Büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı da elbette milim sapmadan bu partiye, değerlerine sahip çıkan aslan sosyal demokratların payı büyük. Ancak bu başarı da geçmişte birlikte olup da yöneticileriyle mütabakat sağlayamadığımız ama geçmişte emekleri olduğu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ayrımsız, eşit, temiz, namuslu yönetimlerinden memnun olan, günün sarayın yüzünü güldürme değil, muhalefeti bir ve bir arada tutma günü olduğunun bilincinde olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin altı oklarından birisi milliyetçilik olan bir partinin iyi niyetinden, o partinin bu ülkeye, bu vatana, bu millete bağlılığından zerre şüphesi olmayan ve artık bizimle birlikte olan iyi insanların yakasında değilse gönlünde, gözünde pırıl pırıl güneş olan iyi insanların, milliyetçi demokratların bu seçime payı vardır. Bu seçime geçmiş dönemlerde birlikte olduklarının yalanlarından, uzandıkları haramdan, ortaya koyduklarından artık yaka silken ve dürüst yönetimlere imkan veren muhafazakar demokratların payı vardır. Bu ülkede bizimle birlikte yaşayan dedeleri, bizimle birlikte dedelerimizle Çanakkale'de koyun koyuna yatan, bu ülkeye, kurucusuna, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne saygılı tüm Kürt demokratların emeği vardır. Ve kim ki milli takımla birlikte gol atınca ayağa kalkar, kim ki filenin sultanları ağlarken ağlar, kim ki bu ülkeyi ülke yapan temel değerleri şurasında hisseder, işte o hissin adı Türkiye İttifakı'dır. Seçimleri Türkiye İttifakı kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Türkiye İttifakı'nın belediye başkanlarına selam olsun. Ve hep beraber, hep söylediğimiz başımızın üzerindeki %25'lik cam tavanı hep birlikte bu anlayışla tuzla buz ettik. Artık nüfusun %65'ine bu salonda bulunan 408 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı hizmet edecek. Onların hizmet ettikleri bölgede Türkiye ekonomisinin %80'i yönetilmektedir, %80'i dönmektedir. Biz bu yola çıkarken partimizin gençlerin ve kadınların partisi olacağı vurgusunu ısrarla ifade etmiştik. Bugün 35 seçilmiş belediye başkanımız, kadın belediye başkanımız görevi başındadır. 2019'a göre tam 3,5 art, %350'lik bir artış asla yeterli değildir. Ama atılan bu kararlı adım çok önemlidir. 20 ilimizde kadın belediye başkanlarımız var. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı görev yapmışken şu an İzmir'imizde 8 kadın belediye başkanımız görevinin başındadır. 3 büyükşehir belediye başkanımız geçtiğimiz dönemlerde Topuklu Efe lakabıyla bütün Türkiye'de örnek ve hepimizin çok değer verdiği başkanımız artık tek değildir.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tekirdağımızın ve Eskişehirimizin de belediye başkanları katılmış. Seçimlerde ayrıca iki büyük şehrimizde daha gösterdiğimiz başkanlarımız o şehirleri yönetmeyi bir sonraki döneme bırakmışlar ama büyük bir mücadele vermişlerdir. Nüfusu 300 binin üzerinde olan 8 metropol ilçeyi, Seyhan'ı, Merkez Efendi'yi, Karşıyaka'yı, Konağı, Karabağları, İzmit'i, Maltepe'yi ve Üsküdar'ı Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanları yönetecektir. 40 yaş altında, 40 yaş altında 58, 30 yaş altında 3 belediye başkanımız bu salondadır. Nüfusu 300 binin üzerinde olan 11 metropol ilçemizi, Anıtkabir'e, Çankaya Köşkü'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ev sahipliği yapan Çankaya'dan başlayarak Sancaktepe'yi, Gazi Osman Paşa'yı, Kartal'ı, Kadıköy'ü, Avcıları, Ataşehir'i, Bayraklı'yı, Bornova'yı, Buca'yı ve Tarsus'u, 300 binin üzerindeki bu şehirleri 30'lu yaşlarında olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından gelen ve ikinci yüzyılı yönetecek olan evlatları yönetecektir. Hepsini kucaklıyoruz. Bu listeleri elbette ölçme değerlendirmeyle, illerden ilçelerden gelen raporlarla, illere gidip yazdıkları raporlarla bizleri çok doğru yönlendirdikleri sonradan anlaşılan milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimizin emekleriyle ve tabii ki yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisiyle, yaş ortalaması 46 olan ve yarısı kadınlardan oluşan bir merkez yönetim kuruluyla kararlaştırdık. Yani yeni kuşak siyaset, tecrübeyle dinamizmi, olgunlukla gençliğin heyecanını ve hayatın ayrılmaz iki parçası olan kadın erkek eşitliğini önemseyen bir anlayışın hayata geçmesi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim başarısını nereye mal etsek ya da hangi bahaneyle küçümsesek ya da hangi çarptırmayla işlevsizleştirsek diyenlere karşı işte hep birlikte yaşadığımız gerçek budur. Bir başarıyı partinin sadece genel başkanına, sadece yöneticilerine, sadece adaylarına, sadece örgütüne, sadece konjonktüre, sadece ekonomiye bağlamak bu sadecelerin her bir tanesine haksızlıktır. Kazandığımız başarı çok multifaktöryel bir süreçte bu faktörlerin her birisinin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı, kimsenin kimsenin emeğine haksızlık etmemesi gereken, mütevazilikten asla vazgeçmeyeceğimiz, ancak bu büyük başarıyı da kimsenin gölgelemesine izin vermeyeceğimiz bir sürecin önemli bir noktasındayız. Geçtiğimiz günlerde Bilkent Üniversitesi'nde 700 kişilik bir salonda, salon, balkon, aralar dolmuş bir yerde ilk öğrencilerle buluşmamızı, gençlerle buluşmamızı gerçekleştirdik. Gençler, seçim başarısı, seçimin formülü, anahtarı neydi diye soruyorlardı. Onlara şunu söyledim. 12 Eylül darbesi, solun, sendikaların, siyasetin, demokrasinin üstünden geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi maalesef siyaset kalesinin başarı kapısını bir türlü açamıyordu. Tüm emeklere, tüm iyi niyetli çabalara, gayretlere rağmen açamıyordu. Bu kapıyı
nasıl açacağız diye gencecik bir ekiple ve çok tecrübeli bir birikimle beraber düşündük. Bir kilit geçmişte açılmışsa mutlaka anahtarı bizde olmalı dedik. Mutlaka bu partinin kurucularından, kurucu kadrolarından, kurucusundan mutlaka bu kilidin anahtarı bir yerdedir. Bu partinin tarihinde o kilit duruyordur dedik. Gazi Mustafa Kemal'den emanet üç anahtarı aldık. O kalenin kapısına dayandık. Birinci anahtarı çöktük, çevirdik, açıldı. Birinci anahtar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kime emanet ettiğinde gizliydi. Cumhuriyet partinin genel başkanlarına emanet değildi. Kendisi partiyi kurmuştu ama kendinden sonraki genel başkanlara emanet etmedi. Askerdi, genelkurmay başkanıydı, başkomutandı, sonra cumhurbaşkanıydı ama askere, genelkurmaya falan emanet etmedi. Ne il başkanlarına bıraktı, ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına emanet etti, ne kamu görevlilerine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmişti. İşte işte gençlik diyerek, gençleşme diyerek, daha çok genç aday diyerek ilk anahtarı soktuk, çevrildi. İkinci anahtar, Avrupa'nın en ileri demokrasilerinden 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkı verilmiş. İlk kadın belediye başkanı seçildiği Kocaeli'nde şimdi de bir kadın belediye başkanımız var. İlk seçilen kadın milletvekillerinin tedrisatıyla, uyumuyla bizzat ilgilenmiş. Sonra emanete ne kadar sahip çıkmışız, bugün ne haldeyiz, ona bir hep beraber bakmak lazım. Ama Cumhuriyet kadını eşit yurttaş, eşit temsil ve kadına olan güvenle yükselmişti. Çok daha fazla kadın dedik, kadınlarla birlikte olacağız dedik ve kadınları seçmenin yarısı olan kadınlara emanet edeceğiz dedik. İkinci kilit de açıldı. Üçüncü kilit yine Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin bir gerçek beka sorunu yaşadığında, işgale uğradığında neden işgal edildiğini gayet iyi biliyordu. Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kaparken dünyanın en iyi mühendislerini getirip dünyanın en iyi toplarını döktürüyordu. Galata Kulesi'nden uçan Hazarfen Ahmet Çelebi çağının en ilerisindeki vizyoner bilim insanlarından bir tanesiydi. Macera perest görünümlü bir muhteşem bilim insanıydı. Mimar Sinanları benimseyen ve bu ülkede, bu topraklarda bilime, ilime sarıldığında yükselen Osmanlı'nın 200 yıl matbaadan korktuğunu, donanmayı kişisel bir kapristen 30 yıl Haliç'te çürüttüğünü biliyordu. Ve bu ülkenin doğru bir cumhuriyet olarak, doğru istikametinin bir yön olarak değil Batı, bilim orada olduğu için, orası fenne zamanında sarıldıkları için, dogmalara sırtını dönüp bilime yüzünü dönen cumhuriyetin başarılı olacağını biliyordu. O yüzden aday belirleme yönteminden tutun kampanyanın tasarımına, adayların sahada izlenmesinden tutun seçim gecesinin yönetimine kadar çağdaş dünyadaki en iyi yönetilen siyasi partiler nasıl yönetiliyorsa bu süreci öyle yönetme kararlılığını konuştuk, benimsedik ve uyguladık. 335 bin tekil anketle aday belirleme sürecine katkı sağladık. Adaylarımızı sahada 265 bin tekil anketle takip ettik. Seçime 10 gün kala risk ve fırsat illerindeki tüm adaylarımıza hangi partiden oy alıyoruz,
kendi seçmenimizde durum ne? Siyasi parti kırılımlarından tutun, kendini seçmenin tanımlayış şekline göre kırılımlarına kadar. En iyi 5 mahalle, en kötü 5 mahalle. Oradan genelde göremeyeceğimiz yerele, yerelde okunduğunda anlamlı mahalle kırılımlarına kadar bütün bilgiler üretildi, paylaşıldı. Genel başkanın seçim programı dahi fırsat ve risk ilişkilerine göre planlanıp haftalık revizyonlarla ölçme, değerlendirmeyle yönlendirildi. Bir basit örnek. Kilis gibi hiç iddiamızın olamayacağı düşünülen bir ilde doğru bir adaylaşma süreci, örgütün sesini dinlemek, oradaki gençlerin sesini dinlemek, bir genç adayı, doğru bir adayı çıkarmak, ardından anketlerle takip ederken adaydaki canlanmayı, adayın Kilis'te gördüğü teveccühü ankette gördüğümüzde öğrenilmiş çaresizliği gördük orada. AK Partililer bıkmış, dön dolaş aynı isimler milletvekili, belediye başkanı, MHP'liler bıkmış, 5 kişi arasında dönüyor. Bizim adayımıza oy veriyorlar. Genç adayımıza oy veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer nasılsa kazanamıyoruz çaresizliğiyle, iki turlu seçim mantığıyla AK Partili'yi istemeyenler MHP'ye, MHP'liyi istemeyenler AK Parti'ye veriyor ve seçimi bize kendi seçmenimiz kaybettiriyor. Öğrenilmiş çaresizlikten. Programa Kilis ekledik. Kilis'e gittik. 45 dakika yağmur altında Kilisli CHP'lilerle açık açık konuştuk. MHP'liler etraftan izliyordu. Ama elimizdeki anket kime ne söylememiz gerektiğini söylüyordu. Bir sonraki ankette Kilis mesajı aldı, bu iş oluyor dediler. Seçim akşamı ilk haber Kilis'ten geldi. Kilis belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Kilis'i ben kazanmadım. Kilis'i mitingi yapan ben kazanmadım. 36 yaşında bir avukat mazbatayı aldı ama o da kazanmadı. Örgüt de kazanmadı. Hepimiz birden bilime sarılarak, bilimsel bir işin önemine saygı duyarak ve onun gereğini yaparak, o ne diyorsa aday onu yaptı, o ne diyorsa genel başkan onu yaptı, doğrusunu yaptık. İlk haber Kilis'ten geldi. Kilis'te başladık, sonu çok iyi oldu. Risk ve fırsat illerinde çalıştık. Gidemediğimiz il başkanları üzüntülerini akşamleyin Türkiye haritasını kıpkırmızıya boyadığımızda hafiflettiler. Bugün gidemediğimiz adaylar belki üzüldüler ama bir sonraki sefer sıra oraya geliyor. Bir sonraki sefer nereyi kazanacak Cumhuriyet Halk Partisi? O yüzden üçüncü anahtarda bilimsel yöntemlerdi. Örneğin bir reklam şirketine ikna olup onunla anlaşmayı yapıp kampanyayı onlara falan bırakmadık. Türkiye'deki 20 reklam şirketine çağrı yaptık. 12'si, 8'i uluslararası ortaklarından dolayı siyasi iletişim yapmayacaklarını söylediler. 12'si ilgi gösterdi. Kendilerine bu siyasi heyet bilimsel bir çalışmayla neredeyiz, ne hedefliyoruz, nasıl bir kampanya, riskler ne, fırsatlar ne, nasıl bir iletişim istiyoruz anlattık. 8 tane konkur aldık. 4 tane finalistten son 3'ününkünde ben de vardım. Şarkının sözlerine kadar siyasi bir aklın müdahalesi oldu. Reklamcılar siyaset bilmez, siyasetçiler iletişim bilmez. Ama siyasi iletişim reklamcılara da bırakılmayacak kadar, tek başına burnunun dikine gidilmeyecek kadar hassas bir iş. Dünyada nasıl yapılıyorsa öyle yaptık. Basit slogan, işte Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Örnek gösterilen ya da bizim tarihimizden. İşimiz, gücümüz Manavgat, işimiz, gücümüz Antalya dedik, başka da bir şey demedik. İki büyük şehirde başkanların özel durumları
ve elde etmeleri gereken başarıdan dolayı o kampanyayla konuşan ama o kampanya, o şehirlerin özel kampanyalarına da alan bırakan bir tasarımı biz talep ettik. Şirket onu hazırladı, getirdi. Ve dört dörtlük kampanyalarla kimsenin birbirinin ayağına basmadığı, diğerinin mesajını gölgelemediği, aksine dengelediği bir süreci yaptık. Çok özel hazırlanmış şarkılar odak gruplara dinletilmeden yayınlanmadı. Hazırladığımız reklam filmleri CHP'li, MHP'li, AK Partili, İYİ Partili, DEM Partili odak gruplara dinletildi. Rahatsız oldukları kelimeler değiştirildi. Ve her bir adımı ölçülerek, ilk ölçümü Türkiye'deki seçim otobüslerinin şoförlerine yaptık. Yola çıktınız, millet ne yapıyor? Dediler ki şarkı tuttu. Beş gün sonra gelen anketler şarkının tuttuğunu gösterdiği için yaydık. Tutmayan reklam filmini, maliyetini yayınlarsak tamamını, olmadıysa maliyetini öderiz anlaşmamızla, maliyetini verdik, çöpe attık. Rahatsızlık yaratabilecek, katkı sağlayamayacak. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreçte bilimden, üçüncü anahtardan da sonuna kadar yararlandığımızı hatırlatmak isterim. Bundan sonra ne yapacağız? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu topraklara sosyal belediyecilik anlayışını getiren, sosyal devlet anlayışını getiren, sosyal demokrasiyi yerleştiren partiyiz. Büyük bir mirasın sahibiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşüm, toplu konut, metro, metrobüs, hafif raylı sistem, biyolojik arıtma gibi bugün olmazsa olmaz belediyecilik hizmetlerini Türkiye'ye ilk kez getiren parti biziz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği. Biz belediyeciliği İstanbul'da ilk tercihli yol uygulamasını hayata geçiren Aytekin Kotiller'den, yine 92'de ilk doğalgaz projesini yapan Nurettin Sözen'den, ilk halk ekmek fabrikasını kuran Ahmet İsvan'dan, Ankara'da ilk metronun temelini atan Murat Karayalçın'dan, metrolardan tramvaylara, üretim merkezlerinden öğrenci yurtlarına, kooperatiflerden kreşlere kadar Türkiye'de sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiren Vedat Dalokaylardan, Celal Altınaylardan, Yüksel Çakmurlardan, Ali Dinçerlerden, Ahmet Piriştinalardan öğrendik. Biz belediyeciliği Anadolu'nun bozkırına bir cennet yaratan Yılmaz Büyükerşenlerden öğrendik. Gün geldi kurultayda, gün geldi büyük şehirlerde. Kötü oldukları, başarısız oldukları, istenmedikleri için değil, zamanı gelmiş vefalı vedalar yaşadık. Ama kimseyi bugüne kadar iyiydin ama bundan sonra sen kenara çekil demedik. Herkesle konuştuk, dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Yılmaz Büyükerşen bu büyük deneyimi bir 5 yıl daha Eskişehir'de tekrar etmek istese dünya rekoru kırabilirdi. Ama Eskişehir'i bir cumhuriyet kadınına devretti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği, bütün Türkiye'ye yayacağı, eşgüdüm yapacağı, eğitim vereceği ve denetim yapacağı bir sistemde, o sistemin başında kendisiyle birlikte Muğla'da çok iyi hizmetleri yapmış ve bu dönem vefalı bir vedanın talebini açmış olan Osman Gür'ünle birlikte, Tekirdağ'da Kadir Albayrak'la birlikte, Çanakkale'den Ülgül Gökhan'la birlikte, Edirne'den Recep Gürkan'la birlikte ve Türkiye'nin neresinde tüm il başkanlarıma, tüm belediye başkanlarıma bildirmeleri üzere sorarak, birçok isim bende var zaten, partiye katkısı olmuş, birikimi olan, enerjisi olan,
son seçimlerde parti için çalışmış kim varsa onların da deneyimlerinden, belediyecilik deneyimlerinden yararlanacağımız danışma kurullarıyla çalışacağız. Ölçme değerlendirmeyi bundan sonra siyasetimizin odak noktasında tutacağız. Üçer aylık belediyenin boyutuna göre üçer aylık, altışar aylık, birer yıllık ölçme değerlendirme raporlarını, karneleri merkezi olarak çıkaracak, sizlerle paylaşacağız. Ve doğru yapanı örnek gösterecek. Yanlış yapanı doğruya davet edecek. Doğruları hep beraber tekrar edecek, yanlışlardan hep beraber uzak duracağız. Eğer ibre yukarıysa devam edeceğiz, durağansa doğrusunu arayacağız, aşağıysa mutlaka yanlıştan döneceğiz. Çünkü bugün burada bizlerin yapmak üzere oldukları görev görünüşte belediyecilik görevidir. Beşer yıl kamu görevi yapmaya, beşer yıl beldenize, ilçenize, şehrinize hizmet etmeye görevlendirildiniz. Bu doğru. Bunu en iyi şekilde yapmalısınız. Bunu en şeffaf, en dürüst, en izlenebilir ve en insan ayırmadan yapmak sizin göreviniz. Zaten milletimiz de sizi bu yüzden takdir etti. Bu yüzden bu görevleri size verdi. Ama bizim bu seçimlerde sizin omuzunuza milletimizin yüklediği yük bundan fazladır. Siz Cumhuriyet'in birinci yüzyılının ilk döneminde, ilk 15 yılında Gazi Mustafa Kemal'le, sonraki 10 yılında, sonraki 12 yılında İsmet Paşa ile birlikte başlayan bir aydınlanma devriminin, toplu iğnesi yokken vagon üreten, uçak üreten bir ülkenin, 900 tane kamu iktisadi teşekkülü yapmış bir ülkenin son 20 yılda bu emanetinin nasıl hayırsız bir evlat gibi çarçur edildiğini, yok edildiğini, peşkeş çekildiğini, eğitimin nasıl bilimsellikten uzak hale getirildiğini, belli tarikatlar, cemaatler güçlensin diye öğrencilere barınma sorunu bile bile göz ardı edildiğini, ülkenin dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın emek emek biriktirdiği rezervlerinin nasıl hepimizin gözü önünde cayır cayır yakıldığını, nasıl kur korumalı mevduat diye tarihin en büyük fon transferinin yoksullardan bir avuç zengine, hepimizden yandaşlara nasıl aktarıldığını hep beraber yaşadık. Bu ülkenin dört gencinden üçü valizleri zihninde toplamış. Valizin fiilen toplanması yatak üstünde 15 dakikalık iştir. Ama esas tehlike zihinde valizin toplanmış olmasıdır. Bugün kendi evlatlarınızdan, torunlarınızdan da bildiğiniz her dört gençten üçü fırsatını bulursam yurt dışına gideceğim diyor ya, birilerinin ürettikleri çakma beka sorunlarıyla Ekrem İmamoğlu gelirse İspark'ı terör örgütüne verir, Mansur Yavaş gelirse su faturalarını bilmem ne terör örgütü dağıtır, beka sorunu, oyu onlara değil bize verin, beka sorunu çıkmasın yalanları milletimiz tarafından hepinize verilen ve onlara ikinci kez verilen destekle çöpe atıldı. Ama başka bir beka sorunu var bu ülkenin. Dış güçler, dış güçler, dünyanın en güçlü ülkeleri bu ülke üzerinde hesap yapıyorlar. Bu değil beka sorunu. Bir kere yaptılar, cevaplarını aldılar. Günü gelir o cevabı verenlerin torunları aynı cevabı gerekiyorsa yine verir. Ama esas beka sorunu şu. Esas beka sorunu şudur. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır beka sorunu.
Bu yüzden sırtınızdaki yük Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde sırtınıza konan yük, ilk genel seçimlerini bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin kazanıp ikinci yüzyılın yine ilk 20 yılında Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine, kuruluş hedeflerine uygun olarak bu ülkenin yeniden kurtarılması, demokrasinin yeniden kurulması, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve vasiyetin yerine gelmesidir. Muasır medeniyetler yakalanacak ve geçilecektir. Sorumluluk sizin sırtınızdadır. Bir yandan seçim gecesi seçmenin mektubunu balkondan okuyanlar inip grup toplantısına gidince hikaye okumaya, masal okumaya başladılar. Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bu başarıya dönüp tesadüfen, konjonktürel gibi hiçe saymayla meşgulken bir diğeri çıkmış seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Oysa biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet, bir başarıdır. Önemli bir başarıdır ama zafer değildir. Görevdir. Görev önümüzdeki ilk seçimlerde parti iktidar olduğunda, bu iktidar değiştiğinde ancak zafere dönüşecektir. Elimizde belediyeleri yönetme, rantı yönetme, gençleri, kendi evlatlarımızı, yakınlarımızı bir takım makamlara getirme, yandaşlarımızı zengin etme fırsatı yakalamadık arkadaşlar. Biz tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık. Bu yüzden sadece partimizle, sadece biz bize ve sadece yetkiyi aldık, biz yönetiriz değil. Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz. Bir kredi açılmıştır. Açılan kredi tüketelim diye verilmiş bir tüketici kredisi değildir. Açılan kredi düpedüz bir yatırımcı kredisidir. Aynen bir bankanın bir firmaya açtığı yatırımcı kredisi gibi. Yatırım için, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmıştır seçmen. 4 yıl bakacağım demiştir. Nasıl yöneteceksiniz? 4 yıl bakacağım dediğinizi yapacak mısınız? 4 yıl sonra bir karar vereceğim. Ya krediyi geri çekeceğim, kötü yönetirsen geri çekerler. Ya da hani yatırımcı kredisi sona gelirken şirkette işler iyi gidiyorsa banka müdürü erkenden gelir ya kahve içmeye. Aman krediyi arttıralım. Yukarıdan şu kadar daha kredi tanımladılar. Kullanın. Aman bizden alın. Eğer doğru kullanırsak bu 4 yıl bu krediyi, yeni kredi açılacaktır. Hadi bakalım diyeceklerdir. Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i yönettiğiniz gibi, 14 büyük şehri yönettiğiniz gibi, bu 35 şehri yönettiğiniz gibi, 357 ilçeyi yönettiğiniz gibi, gelin bakalım, gelin. Hatta bu 60 beldeyi yönettiğiniz gibi, o belde de karar Özgür Özel'e bakarak değil, belde belediye başkanının ne yaptığına bakarak verilecek. Diyecekler ki, buraları yönettiğiniz gibi gelin bu ülkeyi yönetin. Bu şehirleri düze çıkardınız, gelin Türkiye'yi de düze çıkarın. Bizim hiç verdiğimiz oydan bizi pişman etmediniz, gelin Türkiye'yi de yönetin diyecekler. O yüzden dünya üzerinde hiçbir belediye başkanına verilmemiş sorumluluk size verilmiştir. Sizin sırtınızdadır. Adalarından Kilis'ine kadar, Manavgat'ından Rize Pazarı'na kadar bu sorumluluk sizin sırtınızdadır. Elbette edilecek çok teşekkür var. Adıyaman İl Başkanı'na mı edeyim? Adıyaman'ın çalışkan milletvekilinin 2 oydan birini almasına mı? Afyon'a mı? Kastamonu'ya mı? Kırıkkale'ye mi edeyim? Her birisi bambaşka sosyolojilerin
bambaşka özelliklerdeki adayları iki oydan birini almıştır. Ne adaysız olurdu ne örgütsüz olurdu. Kimse bir şeyi eksik bırakmamıştır. Ege'de kıyıların partisi diyenler hattı bir kat çekmeyi bırakıp ta Ankara'ya kadar getirmişlerdir. Artık Karadeniz'de Cumhuriyet Halk Partisi adına koca koca il belediyeleri güzelim Sinop'ta, Zonguldak'ta, Giresun'da, Bartın'da belediyelerimiz, Artvin'de dalgalanmaya en tepede devam eden sancak bayrağımız durmaktadır. Ardahan elde ettiği mevziyi terk etmemiştir. Hangi birisine, hangi birisine teşekkür edelim? Ama şunu unutmayın ki, ne benim, ne kazanan başkanların kibre katılmaya, kendimizde tarihi bir başarı elde etmiş muzaffer kahramanlar. Onu göreceğiz. Tarihi başarıyı göreceğiz günü gelince. Tarihi fırsatı yakalamış, tarihi görevi sırtına bindirilmiş parti emekçileri, kamu görevlileriyle karşı karşıyayız. Ben burayı filanca yıl sonra kazanan il başkanıyım. Allah senden razı olsun. Emeklerini biliyoruz ve büyük bir saygı duyuyoruz. Ama efendim belediyeyi ben yöneteceğim. İlçe başkanlarımın talepleri şöyle olacak. Bunlara girdik mi bunun içinden çıkamayacağız. Belediye başkanlarımız parti aidiyetlerini unutmadan kamu görevi yaptıklarının bilinciyle ve onların başarısı için her biriniz, her birimiz onları başarmaya motive ederek şüphesiz elde edecekleri başarıları en iyi şekilde anlatarak bu 4 yıllık süreçte şunun sınavını vereceksiniz. Manisa'yı kazanan il başkanı olmak İlksen Alper için onur vericidir. Tarih bunu yazmayacak arkadaşlar. Tarih Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapan il başkanı mı oldunuz? 4 yıl boyunca belediyelerle ilgili yönetimi doğru yapamayıp tarihi fırsatı kaçırıp elinize yüzünüze mi bağıştırdınız? Ona bakacak. O yüzden sabah yataktan kalkarken sizden ricam, belediyeyi kazanmış muzaffer komutan tadını çıkarmaya giderek değil, 4 yıl sonraki büyük mücadelenin ilk günlerini yaşayan, enerjisi olan, özgüveni tam ve büyük zafer için şu anda çalışmak zorunda olan neferler olarak kalkın. Ben her sabah yataktan bu niyetle kalkıyorum. Ve size şu kadarını söyleyeyim. Yeni bir dönemdeyiz. Bayramda Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başladım. Tüm partilerin siyasi liderleriyle, 18 liderle bayramlaştım. Cumhuriyet Halk Partisi herkesle bayramlaşabilen tek partidir. Bundan sonraki süreçte bugün sizin yapacağınız toplantılardaki çıktılar da önemli olmak üzere Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğim. Hem şu sorumlulukla Türkiye ekonomisinin %80'ine yerel yönetim hizmeti veriyoruz. Türkiye çok büyük bir sıkıntının içinde ve bu süreçte yoksulluk var, işsizlik var. Bu süreçte ekonomik krizlerin sosyolojik toplumsal krizlere dönüşme potansiyeli var. Ve o coğrafyada milletin yetki verdiği 2 kişi var. Birisi genel yönetim yetkisini kullananlar, diğeri yerel yönetim yetkisini kullananlardır. Bu 2 yapının çatışması, sürtüşmesi, kapışması millete kaybettirir. Yurt dışından bulunmuş hazır fonların Türkiye'ye hizmete sunulmaması, bir inadın kurbanı edilmesi milletimize kaybettirir. Millet böyle hataları affetmez. Biz kibre kapılırsak bize, kim kibre kapılırsa ona hesap sorar. Biz bir nezaket telefonu açtık. Şimdi bir çalışma ziyaretine gideceğiz. Sizlerin masalarda çalışarak ortaklaştıracağınız taleplerden
ajandamızda olması gereken öncelikleri. Parti meclisimizin, MYK'mızın, parti grubumuzun bize toplam siyaset üzerinden yaptığı okumaları billurlaştırıp gündemimizi oluşturup nezaketle talepte bulunup bir yüz yüze görüşme gerçekleştireceğiz. Ben ilerleme sağlayacağımızı, öncelikle toplumdaki bu kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımızı, sonra bu toplumun yararına çok önemli işlerde birlikte mesafe alabileceğimize yürekten inanıyorum. Güçlü kaslarımız var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Şimdilik milletimiz yeni bir görev verene kadar. Ama bu topraklardan çıktığımızda Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Sayın Aliyev'e de yazdım. Sosyalist Enternasyonel'de başkan yardımcısı seçildiğimde yaptığım konuşmada da söyledim. Avrupa'daki sol sosyal demokrat partilerin çatı örgütünün liderler toplantısında da anlattım. Alman Başbakanı Olaf Scholz'a da söyledim. Haftaya bizi resmi ziyaret programına alan Sayın Alman Cumhurbaşkanı'na da söyleyeceğim. Biz bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkinlikleriyle, siyasi akrabalıklarıyla, etki alanlarıyla, liyakatli kadrolarıyla bu ülkenin dış politikasına da, iç politikasına da, ekonomisine de yapabileceği katkıları açıklıkla paylaşmak, bu milletin yararına sunmak, o hizmeti yapmak ve görünür kılmak bizim yeni süreçte yeni siyasi hattımızın olmazsa olmazlarıdır. İl başkanlarımızdan ilçe başkanlarımıza kadar bir siyasi örgüt yönetiyoruz. Bu örgütün tabandan beslenmesi önemlidir, vazife sizdedir. Ancak yukarıda belirlenen politikaların örgütümüze yayılması, seçmenimize anlatılması ve bu konuda rıza oluşturulması örgütün en önemli görevidir. Seçim bitti. 20 gün tadını çıkardık, belli bir ölçüde dinlendik. Bundan sonra örgütümüz sürekli seçim motivasyonuyla çalışmak zorundadır. Yerel seçimlerin 20. gününde değiliz. Genel seçimlerin 20. günündeyiz. Ve her geçen gün iktidara yürüdüğümüzün bilinciyle, ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla davranmak durumundayız. Milletimiz birilerine sarı kart gösterirken bize biraz önce bahsettiğim krediyi tanımıştır. Ve biraz önce bahsettiğim gibi bize 4 yıl boyunca sizi izleyeceğim ve kararımı vereceğim demiştir. Sayın Erdoğan her konuşmasında özenle 4 yıllık bir seçimsiz dönemin altını çizmektedir. Ben her birinizin iki yanımda olduğunuz il başkanlarımla, adaylarımla birlikte yaptığım tüm kampanyada bunun bir yerel seçim olduğunu, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partili'den de MHP'liden de o istedim. Bu teveccüh görüldü. Yeni yeni bütün araştırmalar birbirini destekliyor. Önemli bir miktar AKP-MHP seçmeninin evde durduğu, oya gitmediği ve protesto ettiği doğrudur. Ama çok önemli bir miktarda seçmenin Türkiye İttifakı'nın siz değerli adaylarına oy verdiği de ortadadır. Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir. Bir erken seçim talebi olacaksa o şöyle olacaktır. Sarı karttan anlamayıp ikinci sarı kartı arananlar var. Örneğin MHP, bizimkiler CHP'ye oy vermedi diyor. Niye? Bal gibi var bütün sonuçlar ortada. Çünkü bizim gibi bakmıyor. Biz diyoruz ki bize oy verilen oylar değerlidir, başımızın üstündedir, hak edeceğiz ve kalıcılaştırmak istiyoruz. Biz görüyoruz o oyu. Belki de emanettir. İhanet etmezsen
burada kalır. Ama o daha ilk günden, geçen seçim kendisine oy vermiş seçmeni, sen CHP'lisin diyor. Sen oralı oldun artık diyor. Sen hainsin diyor. Hepimize diyordu ya. Sıra yıllardır oy aldığı seçmene geldi. İlk oy vermediğinde hain ilan ettiler. Bizden değildir diyor. Tayyip Erdoğan'ın da ilk başlarda mektubu doğru okuyup şimdi Martaval okuması tam olarak da buna işarettir. Biz gelene hoş geldin derken onlar gideni kendinden saymamakta ve görmezden gelmeye çalışmaktadırlar. Varsın öyle yapsınlar. Varsın milletin mesajını almasınlar. Millet mesajı almayanlara diyeceğini de bilir. Mesajı doğru okuyanlara, gereğini yapayanlara da diyeceğini bilir. Bir mesaj almama durumu da Antalya Kepez Belediye Başkanımıza yapılan haksız muameledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir tutarlılık içinde. Eğer insanların canlarına bir şey geldiyse, mallarına bir şey geldiyse, burada kamu görevlilerinin sorumluluğu varsa onların usulüne uygun soruşturmalarını, kovuşturulmalarını ve gerekirse cezalandırılmalarını hep savundum, aynı noktadayım. Ancak Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz, geçmişte görev yaptığı bir şirketten o dönemde ilgili bakanlığın onay verdiği şirkete bakım onarımları yaptırmışken ve o dönemde hiçbir kaza olmamışken, denetimler yine bakanlıktan onaylı şirket tarafından yapılmışken, kendisi 2023'te bu görevinden ayrılmışken, sonrasında yeniden bakım ve yeniden denetimler yapılmışken, bugünlerde yapılan bir kazada sorumlu olarak tutulup, kendisinin hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen, Soma'dan İliç'e kadar, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde binlerce, on binlerce iş cinayetinin ya da kazanın sorumlularından bir teki, bırakın tutuklanmak, kovuşturma aşamasına dahi izin verilmemişken, Soma'nın katilleri ödüllendirilmiş, Çorlu tren kazasının sorumluları önce görevden el çektirip yargılanmasına izin verilmeden Devlet Demiryolları'nın en başına getirilmişken, İliç'teki kamu görevlileri, İliç'in imzasını atan kişi, o günün bakanı İstanbul'u yönetsin diye İstanbul'a önerilmişken, Kepez Belediye Başkanımıza uygulanan tutuklama tedbiri hukuki değildir, vicdani değildir, ahlaki değildir, düpedüz siyasidir. Başkanın arkasındayız. Kepez Belediye Başkanımızın özgürlük hakkıdır. Vazifesi Kepez Belediye Başkanlığı'dır. Bundan sonraki süreçte kalkınma belediyeciliğiyle şehirlerimizi dirençli ve güvenli hale getirecek ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetleri vereceğiz. Refah belediyeciliğiyle halkımıza huzurlu ve konforlu bir yaşam sunacağız. Dayanışma belediyeciliğiyle adil ve yaşanabilir kentler için seçmenimizden, milletimizden destek alıp bunu doğru yöneterek gücümüzün çok üzerinde işleri geçmişte yapan iyi örneklerin deneyimlerinden istifade ederek bu dayanışma belediyeciliğini tüm Türkiye'ye yayacağız. Temel hizmetlerde hiçbir kusur yapmayacak, sosyal belediyecilikte kendi rekorlarımızı kırmaya devam edecek, ancak yepyeni vizyon projeleriyle de Türkiye'deki kentlerin önlerini açacağız. Sosyal yardımları 5-6 katına çıkardık, attırmaya devam edeceğiz. Pandemide birileri talimat beklerken AK Parti belediyeleri pandemide hemen harekete geçen, 3 maske dağıtılamazken
maske fabrikalarına, tekstil atölyelerini dönüştüren, çalışamayanların sokakta çalışamadıkları için yoksullaşanların derhal gidip onları evlerinde bulan, onların karınlarını doyuran, süreç içinde yapılmayan her şeyi yaparken boşalan sokaklara aval aval bakmayıp onu hizmet için bir fırsata çeviren Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği sandıkta ödüllendirilmiştir. Artık kent lokantaları gibi, askıda fatura gibi, halkın bakkalı gibi, veresiye defterlerinin silinmesi gibi, anne kart gibi, halk marketler gibi, halkın kasabı gibi, okul sütü gibi tüm projeleri standartize edip aynı iletişimle halkın haberdar olmasını sağlayıp her tarafa yaygınlaştıracağız. Ve bunun için çok önemli bir yapıyı bizim aklımızda olan, sizin önerilerinize alarak somutlaştıracağımız hem partinin yönetim mimarisini hem parti yönetiminin yönetim şeklini bir reforma tabi tutacağız. Sizlerle uyumlu, sizlerle konuşan, etkileşen, doğru yöneten ve yönlendiren, destek olan ve yaptıklarınızı doğru anlatıp hak ettiğiniz teveccühü görmenizi sağlayan devasa bir yapıyı seçim dönemindeki gibi bilimsellikle, profesyonellikle siyaset tecrübesini birlikte harmanlayarak yöneteceğiz. Bu konudan bizim tarafımızda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Direnç, itiraz ve bunlara karşı işbirliğine soğuk olmak hem partililiğe hem de önümüzdeki 4 yıldaki sırtımızdaki ağır yüke ve o yükü sırtımıza koyanlara haksızlıktır, ihanettir. Katıksız bir işbirliği, şüphesiz iyi bir eşgüdüm ve açık diyalog kanallarıyla doğrularda buluşacak ve hep birlikte başaracağız. Vatandaşlarımıza sunduğumuz imkanların birer lütuf değil, hak olduğunu bileceğiz. Bu hizmetlerin kimin tarafından yapıldığını, nasıl bir anlayışın bu hizmetleri götürdüğünü görünür kılmak hayatın olağan akışının gereğidir. Ama göze sokmak, teşhir etmek ve kötü iletişimle o yoksulluğu bir mahcubiyete dönüştürmek bizim anlayışımızda asla olmaması gereken bir noktadır. İşsizlerin, geliri olmayanların, kendini güvencesiz hissedenlerin, özellikle ev kadınlarının, beslenme sorunu yaşayan çocukların, barınma sorunu yaşayan öğrencilerin, karnını bile doyurmakta zor durumda kalan emeklilerin beklentilerini biliyoruz. Birinci önceliğimiz olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu konuda hep beraber büyük bir enerjiyle, büyük ve hızlı bir atılımla bizden çözüm bekleyen herkese sahip çıkacağız. Hiç şüphe yok. Genel yönetimin yetkisinde olan işleri yerelden halletmek ve tamamını çözmek olanaklı değildir. Milletimiz bunu da bilir. Ancak CHP belediyeciliği mazeret değil, çözüm üreten belediyeciliktir. Olmayan kaynağı yaratan, gerektiğinde dayanışmayı örgütleyerek dahiyane çözümler bulan anlayış önümüzdeki 4 yıl hepimizin benimsemesi, öğrenmesi, uygulaması ve geliştirmesi gereken bir anlayıştır. İstihdamda liyakati esas alacağız. Şeffaf mülakatlar yapacağız. Nepotizme, kayırmacılığa son vereceğiz. İşi ehline vereceğiz. Kişiye göre iş değil, işe göre kadro yaklaşımıyla hareket edeceğiz. Kadınların ve gençlerin istihdamına, engellilerin istihdamına önem vereceğiz. Buradan sadece proje havuzundaki iyi projelerin ortaklaştırılması, Amerika'nın yeniden keşfedilmemesi, hazır projelerin hemen uygulanması, bunun için proje desteği, yetişmiş eleman desteği, pratik destekleri sağlayacağız. Yaratıcı
ses getirici işler yapacağız. Örneğin mor bayrak uygulaması yapacağız. Buradan tüm siyasi partilere, o partilerin kadın kollarına, Türkiye Kadın Hareketi'ne ve kadın örgütlerine hem bir selam yolluyor hem de önce Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Kadına karşı şiddetle mücadele başta olmak üzere kadın istihdamının kademeli olarak arttırılması, kadının örneğin emzirme odalarıyla, çocuk bakım odalarıyla hayatın içine katılması, anne kart gibi harika uygulamalarla desteklenmesi, yine yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyareti, hoş geldin bebekle ilgili olarak yapılan iyi uygulamaların ortaklaştırılması gibi işlerin yapılması, kadına karşı şiddet noktasında bilinç projelerinin hayata geçirilmesi ve belli standartların sağlanmasıyla belediyelerimize mor bayrak sertifikası vereceğiz. Mor bayrağı gören kadınlar o belediyede belli standartlarda kadın haklarının, kadın emeğinin kayrıldığını ve kadın hakları mücadelesine saygılı bir kamu yönetimi yapıldığını bilecekler. Bununla kalmayacağız. Belediyelerimiz kuracakları ilgili birimlerle sorumluluk alanlarındaki fabrikaların, işletmelerin, küçük esnafların kadın istihdamı, kadının hayatın içinde rahat etmesi, kadınların eşit temsiline yönelik olarak atacakları adımları başta cesaretlendirici basit kriterlerle başlatarak, belli aralıklarla onlara yeni sorumluluklar vererek bunu yapan işletmelere mor bayrak asacağız. Türkiye'nin %50'si kadınlar. Mor bayrağı gördüğü fırının kadınlara sahip çıkan, kötü davranmayan, kadınları istihdam eden, kadınlar için daha iyi bir geleceğe katkı sağlayan bir işletme olduğunu bilecek, tercihlerini öyle yapacaklar. Bu pozitif yarışmanın Türkiye'deki kadın haklarına da, kadın hareketine de çok önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz. Mor Bayrak Projesi, CHP'nin geçmişinden bugününe birikimlerini taşıyacağı, şekillendireceği ve Türkiye'yi yeniden tanıştıracağı bambaşka vizyon projelerinden sadece bir tanesidir. Kurultayda söz verdiğimiz demokratik dijital katılımın şu anda kurultay delegelerimiz, parti meclis üyelerimiz ve il başkanlarımız düzeyinde, önümüzdeki hafta ilçe başkanları düzeyinde ve bir ay içinde tüm üyelerimiz düzeyinde kullanım imkanına kavuştuk. Alacağımız kararlarda üyelerimiz ne diyor? Yaş kırılımına göre ne diyorlar? Meslek tercihlerine göre ne diyorlar? Coğrafyalarına göre ne diyorlar? Onları görerek tartışacağız. Bir sonraki aşama sizden hizmet alan vatandaşlarımızın geri bildirimlerini dijital demokratik katılımla yapacakları ve bunun raporlanacağı bir süreç içinde çalışmaya şimdiden başlamış durumdayız. Çoğunuzun borçlu belediyeler devraldığını biliyoruz. Güçlü mali disiplinle bu sorunların üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Harcadığınız her kuruşta her bir vatandaşın hakkının olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Güven şefkatle sağlanır. Harcamalarınızı, ihalelerinizi, alımlarınızı yasaların izin verdiği ölçüde halkın denetimine ve gözetimine açarak uygulayacağınız bu şeffaflıkla halkın sandıkta gösterdiği güveni her geçen gün arttıracaksınız. Birikim ve tecrübelerimizi bizimle ve birbirinizle paylaşmanızı bekliyoruz. Bunun için yapılar kuracağız. Bunun için oluşturacağımız kurumsal yapıları bu iki gün sizinle tartışacağız. Genel merkez olarak her sorununuzda yanı başınızda olacak. Bunun yanında etkin bir denetim mekanizmasını işletecek. Bize oy veren tek bir vatandaşımızın bir mahcubiyete, bir vehme, bir pişmanlığa kapılmasına izin vermeyeceğiz.
Ve şimdi çalışma toplantımızın basına açık kısmını tamamlarken her birinizi il başkanlarımızla birlikte burada ağırlıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizler bu partinin değil, bu ülkenin, hatta bu ülke gibi otoriter popülist rejimlerde gitgide otoriterleşen, haklarını kaybeden, yoksullaşan, ezilen ve sesini duyuramayan milyonların ve gözünü Türkiye'ye dikmiş, acaba başaracaklar mı diyen başka mazlum milletlerin dahi ümidisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce arkadaşlarıyla beraber önce bu toprakları kurtardı, sonra bütün mazlum milletlere örnek oldu. Dünyaya büyük bir gerileme yaşatan, birbirlerini çok seven ama milletlerinin burnundan getiren otoriter popülist liderlere karşı ilk büyük başarıyı bu seçimde Türkiye'de sizlerin emekleriyle yaşadı. Platformda duyduklarımız, gördüklerimiz Türkiye'nin başarısının küresel bir ayağa kalkışa, popülist sağcı liderlerin yaşattığı büyük gerilemeleri durdurmaya, hep beraber ilerici adımlara umut olduğunu ve bizden ilham almak için herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu bilin. 100 yıl önce başardık, yine başaracağız. Siz bu partiyi tercih ederek siyaset yapmakta, adayı olmakta ne imkanları elinizin tersiyle ittiğinizi hepimiz biliyoruz. Bundan sonra da ahlaksız teklifler olacaktır, şantajlar olacaktır, bambaşka baskılar olacaktır. Siz milletimizden aldığınız güçle ve her birinizin her türlü zor şartta, her türlü zorlukta, tüm zorluklar kendisine hatırlandığında birisinin ne dediğini hatırlayın. O birisi karşınızdadır. Ve siz onun belediye başkanlarısınız. Ve her zorluğa karşı inatla, azimle, kararlılıkla dik durmuş bir liderin kurduğu partinin şimdi göreve getirdiği, milletimizin göreve getirdiği 408 kahramana sesleniyorum. Hadi ayağa kalkın ve bu işi başarın. Milletimiz size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ben size güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Türkiye İttifakı.